Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi bir yumak lif ipiyle bebek yeleği nasıl örülür onu anlatacağım. Modelimiz tığ işi olacak. Böyle çok soruluyor, çok merak ediliyor lif ipiyle olur mu diye. Püf noktası var arkadaşlar, onu da size anlatacağım inşallah. Modelime bir yumak ip gidiyor arkadaşlar, hatta artıyor bile. Biz ne kadarlık bebeklere yapacağız? 3 ay, 1 yaş, hatta çocuk zayıfsa 1,5 yaşa kadar olabilir diye düşünüyorum. Bitince zaten size santim olarak da göstereceğim. Şurası şu kadar santim oldu diye göstereceğim. Bu lif ipiyle nasıl yapacağız arkadaşlar? Sadece tek şartımız şöyle lif ipimizi bu şekilde çektirip esnetmek. Böyle çektirip esneteceğiz arkadaşlar. Böyle çektirip esneteceğiz. O şekilde öreceğiz. O şekilde örmezsek yıkanınca sarkma olur. Böyle açılma olur. Çirkin görüntü olur arkadaşlar. Evet, o yüzden böyle sündürüp öreceğiz. Sonra sündürdüğümüz ip bittiyse tekrar çekeriz arkadaşlar. O şekilde yaparsınız. Ben civciv sarısı ip kullanacağım. Tığ olarak da 7 numara 1,3 milimetrelik tığ kullanacağım. Eğer ki siz elinize yatkın tığ kullanıyorsanız o tığla da örebilirsiniz. Lifleri ördüğünüz, patik ördüğünüz tığları da kullanabilirsiniz. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım, kamerayı da düzelteyim. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadan başlama bir model olacak arkadaşlar. Etek ucu desenli olacak. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimizi çok geniş çekmeyelim, çok sıkı da çekmeyelim. Şöyle ortadan biraz daha sıkı denilebilir. Çok da elimizi geniş tutarak örmeyelim arkadaşlar. Normal olsun elimiz. Evet, böyle işte zincir çekeceğiz. 105 tane zincir çekelim. Fazla da çekebilirsiniz. Fazla çekerseniz şöyle uç kısmını kesersiniz. Sorun olmaz. Dediğim gibi 105 tane zincir çekelim. Ben de çekip döneceğim. Evet, 105 tane zincirimi çektim. Şöyle tığıma doladım. 1 geriye doğru 1 2 3 4. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım, sıradaki zincire trabzan. Tığıma doladım, sıradaki zincire trabzan. Her birine bir trabzan yapıyoruz. Baştaki zincirle birlikte toplamda 101 tane trabzan olması lazım. Benimle aynı sayıda yapın, yoksa modeller denk gelmez desenler. Evet, bu şekilde her birine bir trabzan yaparak ilerleyelim. 101 trabzanımız olunca sonrasını göstereceğim. Böyle bu şekilde ilerleyelim. Evet, trabzanlarımı tamamladım. Baştaki zincirle birlikte toplamda 101 tane trabzanım oldu. Zincirim şu kadar fazla geldi. Şöyle fazlasını bu şekilde kesiyorum. Şöyle çektiriyorum. Kapansın. Evet, sonra kenar giderken bu fazlayı saklarız. Evet, ikinci sıraya geçmek için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Kenar patı olacak burası. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan. Yan yana 7 tane trabzan. Baştaki zincirle birlikte. 4 oldu. 5 6 7 Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bir trabzan atladım. İkinciye trabzan. Yan yana 7 tane trabzan. Ön için 7 tane trabzan ayarlıyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 7 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 1 2 3. trabzana 2 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir tığıma doladım.
Aynı trabzana iki trabzan daha yapıyorum. Su taşı yapıyoruz buraya. İki zincir. Evet, artırma yuvalarımız burası olacak. Bu su taşının kanatları buradaki iki zincir ve buradaki iki zincir olacak. Tığıma doladım. Bir, iki, üçüncü trabzana. Trabzan. Yan yana 13 tane trabzan yapacağız. Her birine bir batıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane trabzan yaptıktan sonra yine artırma yuvası yapacağım. 2 zincir tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzana 1. Aynı yere 2. trabzanı yaptım. 2 zincir tığıma doladım. Aynı trabzana 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. 2 zincir çekiyorum tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzana trabzan. Burası da arka olacak. Arka için 25 tane trabzan yapıyoruz. Her birine bir batıyoruz. 25'e tamamlayalım. Evet, 25 tane trabzanı yaptım. Arka için 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzana 2 trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. 2 zincir tığıma doladım. Aynı trabzana 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. 2 zincir tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzana trabzan. Yan yana 13 tane trabzan yapıyoruz. Diğer kolu yapıyoruz. 2, 3. Evet, 13'e tamamlayalım. Evet, 13 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzana 2 trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. 2 zincir tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzana trabzan. Yan yana 7 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Yan yana 7 tane trabzan. Kenar patı olarak 7 trabzan yapıyoruz. 4, 5, 6. Son zincirime de 7. trabzanı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Evet, modelimizin ikinci sırasını bu şekilde tamamladık. Evet, şimdi 3 zincir çektim, çevirdim. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan. Burada düğme iliği de açalım. Sıradakine trabzan. Evet, zincirle birlikte 3 trabzan olduktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan. Düğme iliği bu şekilde olacak. Yan yana 3 tane trabzan. 2, 3. Evet. Bir zincir tığıma doladım. Karşı trabzanın tepesine geçiyorum. Ve her birine bir batıyorum. 7 tane trabzanım vardı. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığıma doladım. Dediğim gibi artırma yuvaları, bu kanatlar olacak. Su taşının yanındaki iki zincirler olacak. Bu zincir yuvasını görünce iki tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir tığıma doladım. Su taşının içine 2 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan daha yapacağım. 1, 2. 2 zincir tığıma doladım. Artırma kanadı, bakın burası. 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Tığıma doladım.
Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan. Sıradakine bir. Evet, dört tane trabzanım oldu. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan. Yan yana üç trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Yine yan yana üç trabzan. İki, üç. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan. Sıradakine trabzan. 2 oldu. Zincir boşluğunu gördüm. Yani artırma yuvası. 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bu şekilde. 2 zincir. Su taşı yuvasına 2 trabzan. İplerinizi esnetmeyi unutmayın arkadaşlar. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Bir alttaki su taşının kanadı, yani 2 zincir yuvasına 2 trabzan. 1, 2. Tığıma doladım, sıradaki trabzana 1. Sıradaki trabzana 1 trabzan yaptım. Evet, 4 tane oldu. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Yan yana 3 trabzan yapıyorum. 2, 3. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan. Yine yan yana 3 trabzan. 2, 3. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Yine yan yana 3 trabzan. 2, 3. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Yan yana 3 trabzan. 2, 3. Bir zincir, bir trabzan atladım, ikinciye trabzan, yan yana 3 trabzan. 2, 3. Bir zincir, yine bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. 1, sıradakine ikinci trabzanı yaptım. Karşımda artırma yuvası var. Oraya da 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Su taşı yuvasına 2 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 2 zincir. Şöyle göstereyim, bakın arkada 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü küme şeklinde trabzanım oldu. Trabzanlarım oldu. Tığıma doladım. Artırma yuvası 2 zincirim. Karşımda 2 trabzan yapıyorum oraya. Sıradaki trabzanın tepesine 1. Sıradaki trabzanın tepesine 1 trabzan daha yaptım. 4 oldu. Bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Yan yana 3 trabzan. 2, 3. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Yine yan yana 3 trabzan. 2, 3. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Sıradakine trabzan. Artırma yuvamı gördüm. 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir tığıma doladım. Su taşı yuvasına 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. 2 zincir tığıma doladım. Artırma yuvasına 2 trabzan. 1, 2. Karşında trabzanlarım var. Her birine bir batarak devam ediyorum. Evet. Artırmalarımla birlikte 9 tane trabzanım oldu. Bir zincir tığıma doladım. Karşı trabzanın tepesine geçiyorum. Her birine bir trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. 7 tane kenar patı.
Evet, son olarak zincire trabzan yapmayı unutmuyoruz. 7'ye tamamlamak için. 3 zincir. Evet, üçüncü sıramızı da gördüğünüz gibi tamamladık. Bu şekilde oldu. Artık mantık aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Artırma yuvalarımız bunlar. Oralara 2 trabzan yapacağız. Buradaki trabzanların sayısı artacak. Artırma yuvaların yanındaki trabzanların sayısı artacak. Bunlar sabit kalacak. Sabit şekilde ilerleyecek. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Yan yana 7 tane trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Karşı trabzanın tepesine geçiyorum. Ve her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Artırma yuvamı gördüm. İki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. İki zincir tığıma doladım su taşı yuvasına. İki trabzan. İki zincir aynı yuvaya iki trabzan. İki zincir tığıma doladım. Karşımda artırma yuvası var. İki tane trabzan. Bir, iki. Tığıma doladım. Karşımda 4 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Evet. 4 taneydi. 6 tane oldu gördüğünüz gibi. Bir zincir tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Bir zincir. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Karşımda 4 trabzan var. Her birine bir batarak devam ediyorum. 3 ve 4. Tığıma doladım. Karşımda artırma yuvam var. 2 tane trabzan. 1, 2. 2 zincir su taşı yuvasına 2 trabzan. 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan. 1, 2. 2 zincir. Tığıma doladım. Artırma yuvama 2 trabzan. 1, 2. Karşımda 4 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Evet. Bir zincir. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. 3 tane trabzan. Her birine bir batıyoruz. Bir zincir. Evet, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan bu şekilde şöyle buraya kadar gelelim. Evet, bir zincir, 3 trabzan yaparak devam ettim. Şöyle son 3 trabzanı yaptıktan sonra bir zincir, karşımda 4 trabzan var. Her birine bir batıyorum. 2, 3 ve 4. Artırma yuvama da 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 1, 2 zincir çekiyorum. Su taşı yuvasına 2 trabzan. Evet, ipimi esnetmem lazım. Evet, su taşı yuvasına 1, 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 2 zincir. Tığıma doladım. Karşımda artırma yuvam var. 2 trabzan. 1, 2. 4 trabzan var karşımda. Her birine bir batıyorum. Bir zincir. 3 trabzan var. Her birine bir trabzan. 1, 2, 3. Bir zincir. 3 trabzan. 1, 2, 3. Bir zincir. Karşımda 4 trabzan var. Her birine 4, 1 batıyorum. 1, 2, 3,
4. Zincir yuvam var. Yani artırma yuvam. 2 trabzan. 1. 2. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hız ayarını yavaşlatabilirsiniz. Aslında mantığı da kavramış olmanız lazım. Böyle ilk defa yapanlar için detaylı gösteriyorum arkadaşlar. Eminim çoğunuz anladınız. 2 zincir. Tığıma doladım. Su taşı yuvasına 2 trabzan. 1. 2. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 2 zincir. Artırma yuvama 2 trabzan. 1. 2. Karşımda trabzanlarım var. Her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, son trabzanı da yaptım. Yine de sayayım sizin için kaç tane trabzanım oldu. 3, 6, 9, 11 tane olmuş. Bir zincir tığıma doladım. Karşı trabzanın tepesine trabzan. Her birine bir batıyorum. 2, 3. Düğme iliği açmıştık. Burada bir zincir çekmiştik. Oraya da batarak bir trabzan. 4, sıradakine 5. yaptım. Sıradakine 6. Son zincirime de 7. trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle çevirdim. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan. Evet, şöyle mantığı tekrar anlatacağım arkadaşlar. Artırma yuvalarımız 2 burada, 2 burada zincirler. Oralara 2 trabzan yapacaksınız. Bu artırma yuvaların yanındaki trabzan sayıları artacak. Bu ortadaki üçlü kümeler sabit biliyorsunuz. Sadece yanındaki sağdaki ve soldakiler her sırada 2. 2 sağda 2 solda artacak. Buradakiler de aynı şekilde. Böyle mantık böyle devam ediyor. Şöyle biraz daha göstermek istiyorum. Düğme iliğini de ben bir sayayım. Evet, düğme iliğini eliniz sıkıysa 6 sırada bir açın. Eliniz normal ise 5 sırada bir. Yani 5 sıra ördükten sonra diğer düğme iliğini açarsınız. Evet, yan yana kenar patı 7 tane trabzanımı yapıyorum. Kaçıncı sıradayız? 5. sıradayız. Bir zincir tığıma doladım. Karşı trabzanın tepesine geçiyorum. Trabzan yapıyorum. Her birine bir batarak şöyle buraya kadar gelelim. Evet, her birine bir trabzan yaparak artırma yuvamın öncesine kadar geldim. Tığıma doladım. Bu artırma yuvasına 2 trabzan yapıyorum. Evet, mantık bu arkadaşlar. 2 zincir. Su taşı yuvasına 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 2 zincir. Artırma yuvama 2 trabzan. 1. 2. Karşımda 6 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Bir zincir. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir, 3 trabzan. 1, 2, 3. Bir zincir. Karşımda 6 trabzan var. Her birine bir batıyorum. 2, 3. Hızlı yapıyorum anladığınız için. 4, 5, 6. Zincir yuvasına 2 trabzan. 1, 2. 1, 2 zincir çekiyorum. Su taşı yuvasına 2 trabzan. 1, 2. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 2 zincir. Artırma yuvasına. 2 trabzan. 1, 2. Karşımda 6 trabzan var. Her birine bir batıyorum.
Evet. 8 tane oldu. Bir zincir. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. 2, 3. Bir zincir. Arkaya geçtik. Bir zincir, 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. Buraya gelince yine her birine bir batacağız. Artırma yuvasına 2 yapacağız. Böyle devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi düğme iliğinde 5 sırada bir ya da 6 sırada bir açabilirsiniz. Şöyle şeklini verelim. Bir bakın isterseniz nasıl olacak. Şöyle. Evet. Bu şekilde devam edersiniz. Ne kadar öreceğiz? Bu su taşlarımız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 olmuş. 12 tane. Şöyle tekrar sayayım ben. Evet, su taşlarımız 12 tane olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Bu şekilde devam edelim. Artık mantığı kavradınız. Tamamlayıp döneceğim. Evet, dediğim gibi yaptım arkadaşlar. Bu su taşı örnekleri bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane olana kadar ördüm. Evet, son 2 sıramız kaldı. Robanın bitimine. Gördüğünüz gibi şeklini alıyor artık. Şöyle çevirdim. Düğme iliğini göstereyim arkadaşlar. Düğme iliğini 6 sıra ördükten sonra açtım. Çünkü 5 sırada daha sık oluyordu. 6 sıra ördükten sonra arka yüzden düğme iliğini açtım. Evet, 3 zincir çektim, çevirdim. Kenar bandını yapıyorum. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Bir zincir, karşı trabzanın tepesine trabzan. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, her birine bir trabzan yaparak şöyle buraya, hatta buraya kadar gelelim arkadaşlar. Şöyle. Buraya kadar gelelim. Evet, bu kısmı ördüm. Şöyle artırma yuvalarımı da yaptım. Şöyle burada da 2 zincirden sonra 2 trabzan yaptım. Şimdi her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, her birine bir trabzan yaparak devam edelim. Bu bir zincir çektiğimiz yuvalara da trabzan yapacağız. Şöyle buraya kadar gelelim. Evet, o bir zincir çektiğim yuvanın öncesindeyim. Gördüğünüz gibi tığıma doladım. Hemen bir zincir yuvasına bir trabzan yapıyorum. Yani orayı kapatıyoruz artık. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanlarıma trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Sıradaki bir zincir yuvasına da trabzan yapıyorum. 3 trabzan. Bir zincir yuvasını görünce oraya da alttan girerek trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Yani dolduruyoruz orayı. Sonra her birine bir batarak devam ediyoruz. Evet, orayı kapattık gördüğünüz gibi. Arkayı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yine de böyle devam edelim. Buralar zaten aynı olacak yine. Şöyle buraya kadar gelelim. Burayı da göstereceğim. Evet, her birine bir trabzan yaparak devam ettim. Arka gövde dediğiz. Şöyle zincir boşluğuna bir trabzan ve karşımda 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Zincir boşluğuna görünce bir trabzan yapıyorum. Ve karşımda 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Zincir boşluğuna bir trabzan. Yani tamamen trabzana çevirdik. Zincir boşluğuna bir trabzan.
Evet, tam anladım. Gördüğünüz gibi her birine bir batarak devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde oldu. Evet. Yolumuza devam edelim. Buralar yine aynı olacak. Böyle kol ucundaki bu bir zincir boşluklarını da dolduralım arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Evet. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi çevirdim. 14. sıra şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sıradayız. Son robanın son sırası. Kol ve gövdeleri de ayıracağız bu sırada. Böyle her birine bir trabzan yaparak devam edelim arkadaşlar. Aynı bir altta ne yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Yine artırmalarımız olacak. Burayı geçeceğiz arkadaşlar. Kol ucunda öreceğiz. Devam edeceğiz. Bu ikinci. Şöyle ikinci artırma yuvasına kadar. Yani buraya kadar gelelim. Burayı geçelim. Buraya kadar gelelim. Burada iki ucu birleştireceğiz. Evet, buraya kadar tam bu kısma kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi dediğim yere kadar geldim. Bakın, burası ön, burası kol. İkinci, birinci artırma yuvam, ikinci artırma yuvamdayım. İki zincir çektim. Su taşı yuvasına iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bakın diğer artırma yuvasını alıyorum. Tığıma doladım. Onun ortasına bakın buraya. Bir trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektim. Sonra bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere. Yani aynı yuvama iki trabzan yapıyorum. Yoluma devam edeceğim. Şöyle görüntü bu olacak arkadaşlar. Trabzanla karşıya battık. Ben tekrar göstermek istiyorum. Özür dilerim. Belki anlamayan olmuştur. Şöyle ne yaptım? İki trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Diğer bakın örüp geldiğim artırma yuvası yani su taşının ortasına bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yaptım. Bir zincir doladım. Tekrar dönüp kendi yuvama iki trabzan daha yapıyorum. İki zincir. Şöyle bakın. Görüntüsü bu. Sonra yoluma devam ediyorum. Artırma yuvasına iki trabzan ve her bir trabzana bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Arkanın üzerine öreceğiz. Her birine bir trabzan yaparak devam edeceğiz. Birinci artırma yuvamızı yapacağız burayı. Sonra ikincisine gelip burada bu ikisini birleştireceğiz. Geriye dönüp bu ikisini birleştireceğiz. Buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi dediğim yere kadar geldim. Şöyle son artırma yuvasındayım. En son iki zincir çektim. Su taşı yuvasına iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Diğer artırma yuvası yani üzerinden geçtiğim artırma yuvasına hemen bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektim. Sonra bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yoluma devam ediyorum. Hemen kendi yuvama iki trabzan. Bir, iki. İki zincir. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına iki trabzan. Ve her bir trabzana bir trabzan yaparak devam ediyorum. Artık bilirsiniz. Evet, şöyle göstereyim bakın şeklini aldım. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Rubamız bitti arkadaşlar. Şimdi desenimize geçeceğiz. Deseni de şöyle ben göstermek istiyorum size. Şöyle arkadaşımızın yeleği gördüğünüz gibi. Daha önce bu modelden ben lif örmüştüm. Çok hoş, çok güzel. Buralarında işleme yapmış. Dilerseniz işleyebilirsiniz. İsterseniz işlemeden de kullanabilirsiniz. Evet, şöyle. Dondurma çubuğuyla yapılıyor ama ben size pratik bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Dondurma çubuğunu kullanmaya gerek yok. Daha çabuk örersiniz. Evet, şöyle.
Dönüş için 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Modelin arka yüzünden başlıyoruz. İlk trabzan değil, ikinci trabzana trabzan yapıyorum. Ve yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. Her birine bir batıyorum. Evet, burada şöyle bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir tane fıstık yapacağım. Şöyle. Bu bir zincir çektiğim yuvaya da batabilirim ya da trabzanın tepesine de, son trabzanın tepesine de şöyle şu şekilde ikisini bir alaraktan batıp fıstık yapalım. 2 3 4 sarıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Burası modelimizin arkası olacak. Şöyle trabzanları sayıyorum. 1 2 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. 1 2 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim, fıstık yapacağım. Bir sıra yuva, bir sıra fıstık yapacağız. Evet, ilmeğimi genişlettim. Bu sık iğnenin tepesine bu şekilde batarak fıstık yapıyorum. 2 3 4 sarıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4'üncüye başına dolamadan batıyorum. Evet. Ön yüzü bu taraf olacak. 3 zincir. 1 2 3'üncü trabzana başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bu sık iğnenin tepesine fıstık yapıyorum. 2 3 4 sarıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4'üncüye başına dolamadan batıyorum. Fıstık yaparken 4'üncüye batıyoruz. Zincir yaparsak da 3'üncüye. 3 zincir. 1 2 3'üncü trabzana başına dolamadan batıyorum. 1 zincir, ilmeğimi genişlettim. Sık iğnenin tepesine bu şekilde batarak fıstık yapıyorum. 2 3 4 sarıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4'üncüye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. 1 2 3 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. 1 zincir, 1 fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4'üncüye başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batalım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim, fıstık yapıyorum. Sık iğnenin tepesine. Kapatıyorum. Koltuk altı kısmını geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bakın, buradaki su taşı yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Karşı su taşı yuvasına batıyorum. 1 zincir, ilmeğimi genişlettim. Sık iğnenin üzerine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Evet, buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. Evet, koltuk altı kısmını geçtik gördüğünüz gibi. Bu şekilde oldu. Böyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle diğer koltuk altı kısmına kadar, buraya kadar gelelim. Buradan da nasıl geçeceğiz göstereceğim. Evet, koltuk altı kısmına yaklaştım. Burada şöyle 3 zincir çektim. Şöyle 1 2 3'üncüye batarsam diğerinde fıstığı yapmıştık. Şu buradaki zincir yuvasına batmıştık. Böyle sayımız aynıdır arkadaşlar. O yüzden burada ne yapalım? 3 zincir çektik. 1 2 3 4'üncüye batalım. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim, fıstık yapıyorum.
ve kapatıyorum. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Su taşı yuvasına başına dolamadan batıyorum. Şöyle ben yine de bakayım oraya ne yapmışım. Evet, tam denk gelmemiş. Demek ki buraya şey yapmışım. Evet. Ne yapalım? Şöyle sökelim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Beraber yapıyoruz. Şöyle 3 zincir tekrar 1, 2, 3'üncüye batalım. 1 zincir. Diğer koltuk altıyla aynı olsun. Hemen tepesine fıstık yapıyorum. Kapattım. Şöyle 1, 2, 3'üncüye batalım o zaman. 3'üncüye batıyorum. Bakın. Şöyle. Evet. Bakın. Zincirden sonra batmışım. Yani zinciri buradaki boşluğa, fıstığı da buraya batmışım, su taşına. O yüzden 3 zincir çekiyorum. Tam denk gelmiş oluyor aslında. Zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Sık iğnenin tepesine fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Su taşı yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Karşı su taşının ortasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Sık iğneme fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. Yine de bakalım ki aynı olsun. Şöyle. Evet, 1, 2, 3'üncüye batmışız. Evet, aynı şekilde. Yolumuza devam edelim. Şu kenar kısmının öncesine kadar gelelim. Evet, bakın sıranın sonuna geldim. Şöyle 3 zincir çektim. 3. trabzanın tepesine başına dolamadan battım. Diğer tarafla aynı denk geldi. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim buraya. Bu sık iğnenin üzerine yine fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Tığımı doladım. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Her birine bir batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3 zincir çektim. Evet, 6 sıra olmuş. Düğme iliğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüz. Düğme iliği yapacağım. Bir trabzan atladım. İkinciye trabzan. Sıradakine trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atladım. İkinciye trabzan. Bu şekilde. 3 trabzan daha yapıyorum. Evet. Şimdi şöyle 1, 2 zincir çektim. 2 zincir çektim. Tığıma dolamadan şuraya giriyorum bakın. Hatta doluyor muydum? Unuttum. Şöyle. Evet, şöyle yapıyoruz bakın. Buraya girdim. İlmeği aldım, doladım. Şu şekilde. Ben yine bir modele bakayım arkadaşlar. Evet, 3 trabzan yaptıktan sonra burada şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 5 de çekebilirsiniz, ne kadar denk geliyorsa. Başına dolamadan battım. Şöyle yamuldu. Bir zincir daha çekeceğim. 5 zincir çektim. Buradaki 3 zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bakın boyutu bu şekilde. Böyle tutuyorum. Sıkıca tutuyorum. Aynı yuvaya, yani zincir yuvasına giriyorum. Aldım ilmeği. Bir zincir çektim. Genişlettim. Bakın bunun boyu biraz uzadı. Şöyle
Bu şekilde yeterli. Tutuyorum. Tekrar yuvaya girdim. İlmeği aldım, doladım. Zincir çekip çekiyorum ilmeğimi. Alttan girdim. İlmek aldım, doladım. İlmeği içinden geçtim. İlmeğimi genişlettim. 3 oldu. Girdim. İlmek aldım, doladım. İlmeği içinden geçtim. 4. İlmek alıp bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişletiyorum. 5. 6. Bu şekilde. Sonrasında şöyle karşıya geçiyorum bakın. Karşıya geçiyorum. İlmek alıyorum. Genişletiyorum. 1 2 3 Şöyle tutuyorum. Boyutu aynı oluyor. 4 5 6 Bu şekilde. Sonra bakın. Buraya giriyorum. İlmeği aldım, doladım. Şöyle bu şekilde ilmek çekiyorum, çıkartıyorum. 1 Tutuyorum. Boyu kısalmasın. 2 3 4 5 6 Dilerseniz ayrıyeten videosunu çekebilirim. Evet, 6 tane aldıktan sonra tığım da birikse de olur, birikmese de olur. Arkadan çıksa da sorun olmaz arkadaşlar. Şöyle bakın. Boyutu kısalmadan karşıya geçiyorum. Bakın sıradaki yuvaya giriyorum. Şöyle ilmek aldım. Bir zincir çekim ilmeğimi genişlettim. Tutuyorum. Aynı yere giriyorum. İlmek aldım. Doladım. Doladım diyorum. Çekiyorum 2. Girdim ilmek aldım. Zincir çekiyorum 3. Bu şekilde 4 5 6 Sıradaki yuvaya giriyorum. 1 Şöyle arkada bakın ip geçiyor. Onu çok kastırmayın, çekmeyin. 2 3 4 5 6 Bu şekilde bakın boyutu. Şöyle bir parmaktan daha kısa. 1,5 santim kadar. Şöyle arkadakileri çıkartabiliriz şöyle. Öndekiler kalsın tığımızda. Sökülmez. Evet, şöyle tutuyorum. Karşı 3 zincir yuvasına girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçtim. İlmeğimi genişlettim. 1. Boyutu iyi. Tutuyorum. Girdim. İlmek aldım. Bir zincir çekiyorum. Genişletiyorum. 2. Girdim. İlmek aldım. Bir zincir çektim. 3. 4 5 Burayı sıkı yapın. 6 Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 Girdim ilmek aldım. Bir zincir çektim. 2 3 4 5 6 Kalın şişte de yapabilirsiniz. Dondurma çubuğuyla da yapabilirsiniz ama bu kadar hızlı olmaz arkadaşlar. Eliniz alışırsa çok çabuk yaparsınız. Kalemle de yapabilirsiniz. Hani yapamıyorum derseniz illa. Şöyle girdim. Sıradaki yuvaya ilmek aldım. Zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 Sıradaki yuvaya giriyorum. Bakın bu şekilde boyunu ayarlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 Sıradaki yuvaya girdim. İlmek aldım. 1 Mutlaka 6 tane olsun. 2 3 4 5 6 Bu şekilde. Şöyle diğerlerini de çıkartayım tığından arkasından. Son 6 tanesi kalsın. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bakın ipim burada. Şöyle. 1 2 3 4 5 6
Sıradakine giriyorum. İlmek alıyorum. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelimizin ön yüzü arkadaşlar burası. Eminim anladınız artık. Dediğim gibi dilerseniz bu modeli ayrıyeten anlatırım. Daha ayrıntılı anlatabilirim. Evet, bu şekilde sıranın sonuna, yani şuraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle yine son 6 tane kalana kadar diğerlerini çıkartayım. Son 6 tane ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki sık iğneye batıyorum. İlmek aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hatta 2, 3, 4, 5 tane çekelim. Bu ilmeklerimi tığımdan çıkardım. Şöyle tığıma doladım. Kenar trabzanlarını yapıyorum. Şöyle her birini bir batıyorum. 1, 2, 3, 4, evet, ben bir taneyi atlamışım demek ki. Şöyle özür dilerim arkadaşlar. Şöyle. Evet, bunu hatta hatırladıysanız trabzanın üzerine yapmıştım. Şöyle. Evet, 3, 6. Ben bir trabzan eksiltmişim arkadaşlar. 7 taneydi. 6'ya düşürmüşüm bakın yukarıda. 3, 6, 7. Burada 3, 6, 7. Şurada 3, 6 yapmışım. Evet, aynı yere 2 batacağım mecbur. Demek ki dikkat etmemişim. 3, 4, 5, 6. Son olarak zincirin tepesine batıyorum. 7, 3 zincir. Şöyle çevirdim. Yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada şöyle 1, 2, şöyle ipimi sindireyim. 3 zincir çekeceğiz. Evet, 3 zincir çekeceğiz dediğim gibi. Bu model başlangıcı olduğu için bu tam net değil arkadaşlar. Şimdi bundan sonra düzelecek. İki sıradan oluşuyor. Dediğim gibi model başlangıç olduğu için hemen trabzanın üzerine yaptığımız gibi için farklı oldu ilk iki sıra. Evet, şöyle ne yapıyorum? Ben konuşaraktan da yaptım. 3 zincirden sonra sıradaki bakın teli alıyorum. Buna sık iğne yapıyorum. 1, şöyle 3 zincir fazla mı geldi? 2 zincir çekelim arkadaşlar. 2 zincir çektim. Sıradaki tele başına dolamadan batıyorum. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. Sıradakine bu şekilde. Bakın. Tel dediğimde lif ipi 2 tel olduğu için. 2 tele birden batıyoruz. 3. 3 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tele sık iğne yapıyorum. 1. Sıradakine 2 sık iğne. Sıradakine 3. sık iğnemi yaptım. 3 sık iğne yaptık. Bir de fıstığın öbür tarafından tel alıyorum. Bakın. Bakın buraya saklanmış. Onu da buluyoruz. 1, 2, 3 de öbür taraftan aldım. Sık iğne yaptım. Sonra 3 zincir. Bakın karşıda oluşması için tele sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Bir üst sırada buralara fıstık yapacağız. Şuraya fıstık yapacağız arkadaşlar. Buraya tel yapacağız. Buraya fıstık yapacağız. Evet. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra fıstığın öbür tarafındaki telleri de sık iğne yapıyorum. 3 tanesine. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3.
Sık iğne yapıyorum. Bir tel alıp şöyle iki, üç. Üç sık iğne yaptıktan sonra fıstığın öbür tarafındaki telimi alıyorum. Bir, iki, üç sık iğne de oradan yapıyorum. Sonra üç zincir çekiyorum. Şöyle görüntü bu şekilde olacak arkadaşlar. Modelimizin arka yüzü, ön yüzü burası. Evet, şöyle 3 zincir çektim. 3 telime de sık iğne yapacağım. 1 2 3. Fıstığın öbür tarafından da 3 tel alacağım. 1 Hiç zincir çekmeden 2 3. Bu şekilde olduktan sonra 3 zincir 3 telime sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Fıstığın öbür tarafından da hiç zincir çekmeden 3 tane tel alıyorum. 1 2 3. 3 zincir. Yine 3 tane tele sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Fıstığın öbür tarafından da 3 tel alıyorum. 1 2 3 3 zincir. Evet, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Böyle sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın, 3 zincir çektim en son. Böyle 6 tane sık iğne yaptıktan sonra son 3 taneye de sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 Her birine bir batıyorum. 2 3 Zincir boşluğuna da bir trabzan ve her bir trabzana bir trabzan yaparak sırayı tamamlıyorum. Son zincirime de batmayı unutmuyorum. 3 zincir. Evet. Böyle bu ilk iki sıra farklıydı arkadaşlar. Artık bundan sonra şimdiki yaptığımız sıradakiler gibi yapacaksınız. İki sıradan oluşuyor. İlk sırası bu sırada ördüğümüz gibi olacak. Evet, kenar trabzanlarımı yapayım. Öncesinde. Evet, 7 tane kenar trabzanımı yaptım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tığımı doladım. Bu trabzanın tepesine bu şekilde batarak fıstık yapıyorum. 2 3 4 sardım. Kapattım. Bu sefer ön yüzü bakın burası olacak. Bu kısım. Şimdi bakın 3 tane sık iğne yapmıştım. Bu 3 teli. Sonuncu sık iğneye bakın. Son telin üzerindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde. Sonra bu zincir yuvasına geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Tel alacağız arkadaşlar. Modelimizin birinci sırası bu şekilde. İlmeğimi genişlettim. Sonra tekrar aynı yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Zincir çekip ilmeğimi genişletiyorum. 2 3 Girdim. İlmek aldım. Zincir çektim. Genişlettim. 4 5 6 Sonra bakın sıradaki hemen buradaki telin üzerindeki sık iğneye giriyorum. İlmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Bu arkadaki 6 teli bırakıyorum. Bu genişlettiğim ilmeğe fıstık yapacağım. Oraya batarak, sık iğneye batarak tutuyorum. 2 3 4 sarıyorum. Kapatıyorum. Kapatırken de şöyle kendime doğru ittiriyorum arkadan ki pofuduk dursun. Sıradaki, bakın sıradaki derken son sık iğne, son telin bakın. Buradaki zincirin öncesindeki sık iğnenin üzerine başına dolamadan batıyorum. Sonra zincir yuvasına bir sık iğne, bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tutuyorum. 6 tane tel alacağım. Girdim, ilmek aldım, zincir çektim, genişlettim. 2 oldu. 3
4, 5, 6 tane yaptıktan sonra hemen sıradaki sık iğneye bakın. Sık iğneye girip ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Bu 6 tane tığımdan çıkartıyorum. Son ilmeğime girdim. Fıstık yapacağım. Aynı yere girerek fıstık yapıyorum. 2, 3, 4 sarıyorum. Kapatıyorum. Ve bakın zincirin öncesindeki sık iğneye, zincir yuvasının öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Ve zincir yuvasına da başına dolamadan batıp bir zincir ilmeğimi genişlettim. Yine 6 tane tel olacak. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tel aldıktan sonra sıradaki sık iğneye giriyorum. Yine bir zincirle bir ilmek çıkardım. 6 tel tığımdan çıkardım. Son tele giriyorum. Ve fıstık yapıyorum buraya. 3, 4 sarıyorum. Ve kapatıyorum. Bakın. Sıradaki zincir yuvasının, şu 3 zincir yuvasının öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Ve zincir yuvasına bir sık iğne, bir zincir ilmeğimi genişlettim. Yine 6 tane tel alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki sık iğneye giriyorum. İlmek alıyorum. Genişletip 6 ilmeğimi çıkardım. Yine bu ilmeğimi hemen aynı battığım yere bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum ve sıradaki zincir yuvasının öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Ve yuvaya batıyorum. Bir zincir, 6 tel alacağım. Bayağı da bir gösterdim arkadaşlar. Eminim anladınız. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Sıranın sonuna geldiğim, bakın son 6 tane tel çıkardıktan sonra yankısından bakın. Sıradaki ilk sık iğneden bir tel çıkardım. Buraya fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Tığımı doladım. Kenar trabzanlarını yapıyorum. Her birine bir batıyorum. Evet. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Yine kenar trabzanlarını yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet. Şöyle. Ben bir üst sıraya geçtim ama dediğim gibi bundan sonra artık hep bu şekilde yapacaksınız. Birinci sıra bu şekilde olacak. İkinci sırada da şöyle çeviriyorum. Yine kenar trabzanlarımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Bir, iki zincir çektim. Sıradaki tele sık iğne yapıyorum. Üç tanesini yapıyorum. Bir, 2, 3 tele sık iğne yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tele sık iğne 1, 2 ve 3. 3 tane de fıstığın karşısından alıyorum. 1, öbür tarafında. 2, 3. 3 tane de oradan aldıktan sonra tam ortada zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 tane telime sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Fıstığın öbür tarafındaki 3 tele de sık iğne yapacağım. Bakın arkaya saklanmış, onu yakalıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir. Yine 3 sık iğne yapıyorum tellerime. 1, 2, 3. Fıstığın öbür tarafındaki teli alıyorum. Hiç zincir çekmeden 3 tanesini de sık iğne yapıyorum. Tam ortadayken 3 zincir çekiyoruz. Evet, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. 3 telime sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Son 3 telim kaldı. Onları da sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Karıştırırsanız arkadaşlar şöyle başa bakarsınız. Bakın burada ne yapmışız? 2 zincirle başlamışız. Burada da
İki zincirle bitiriyorum. İki zincir tığıma doladım. Şöyle hemen sıradaki trabzana kenar trabzanlarımı yapıyorum. Son trabzanı da yaptım. 3 zincir. Evet, ikinci sıramız da bu şekilde ilerleyecek bundan sonra. Şöyle birinci sırayı tekrar göstereceğim. Çevirdim. İkinci trabzana trabzan ve her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, ne yapmıştık? 7 tane trabzanımızı yaptıktan sonra bir zincir ilmeğimi genişlettim. Fıstık yapıyorum. Bu trabzanın tepesine bu şekilde batarak fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Şöyle bakın. Zincir yuvasının öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Sıradaki bakın zincir yuvasına sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekince güzel durmuyor arkadaşlar. Hiç zincir çekmeyelim. Sık iğnemizi yapalım. Direkt ilmeğimizi genişletelim. Şöyle. Sonra 6 tel çıkartıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tel çıkardıktan sonra sıradaki sık iğneye giriyorum. Bir tel de oradan çıkartıyorum. Bu 6 teli tığımdan çıkardım. Son telimi alıp buraya fıstık yapıyorum. Aynı sık iğneye batarak. Ve kapatıyorum. Evet. Şöyle son sık iğne ya da zincir yuvasından önceki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Bir de zincir yuvama başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Yine 6 tane tel çıkartıyorum. 3, 4, 5, 6. Sonra sıradaki sık iğneye girip bir tel çıkartıyorum. 6 ilmeğimi çıkardım tığımdan. Ve buraya son sık iğne, buradaki sık iğnemi fıstık yapıyorum. Ve zincir yuvasının öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Evet, bu kadar kolay arkadaşlar. Böyle fıstıkla başladık. Fıstıkla bitireceğiz. Diğerinde de iki zincirle başlayacağız. Sık iğne yapacağız arkadaşlar. 3 sık iğne. Sonra 3 zincir. 3, 6 tane sık iğne. 3 zincir. 6 sık iğne. Bu şekilde. Böyle devam ediyor arkadaşlar modelimizin ön yüzü burası. Evet, boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapın. Ben de yeterli uzunluğa gelince etek kısmı yeterli uzunluğa gelince size göstereceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, yeterli uzunluğa geldiği gördüğünüz gibi tamamladım. 12 desen yaptım arkadaşlar. Bu desen sıraları bakın. 3, 6 fıstıkları sayıyorum. 6, 9, 12 tane oldu. Yeterli. Şöyle santim olarak da vermek istiyorum. Şöyle etek kısmı arkadaşlar. Robadan sonra 18 santim olmuş. Tam yaka kısmına kadar da şöyle göstereyim. 29 santim. Gördüğünüz gibi. Siz de bakarsınız. Evet. Şöyle düğme iliklerimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Düğme iliğinden sonra en son 2 sıra örmüşüm. Şöyle çevirdim. Bakın son sırayı yaptıktan sonra çevirdim. Çünkü düz taraf burası. Siz bir sıra fazla yaptıysanız aynı şöyle şuradan devam edersiniz. Ama ben düz taraf burası olduğu için bu şekilde devam ediyorum. Yani roba kısmından bir sıra fazla yaptıysanız. Evet, şimdi ne yapacağız? Kenar yapacağız arkadaşlar. Şöyle 5 zincir çekiyorum. 1 sıkı tutuyorum elimi. 2 3 4 5 zincir çektim. 3. zincire başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan bakın. İlk trabzanı saymıyorum. Bir trabzan atıyorum. İkinciye trabzan. Yani üçüncüye trabzan yaptım. 3 zincir. Trabzanın tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan atladım. İkinciye trabzan.
Yurt zincir. Bu Trabzon'un tepesine başına dolamadan pipirik yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladığım sıradaki bakın bir Trabzon atlıyorum. İkinciye Trabzon. Üç zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. İki zincir çekiyorum. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladığım hiç zincir çekmiyorum. Eliniz sıkıysa bir zincir çekebilirsiniz. Buradaki ilk 3 zincir yuvasına bir trabzan yapıyorum. 3 zincir tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladığım aynı yuvaya bir trabzan 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde 4 tane yapalım. Aynı yere 3. trabzanımı yapıyorum. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Aynı yere 4. trabzanımı yapıyorum. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, 4 tane yeterli. Buradaki bakın. Şöyle fıstığın üzerindeki bakın bu 3 sağda 3 solda kalacak şekilde buraya başına dolamadan batıyorum. Dilerseniz şöyle sık iğne üzerine de batabilirsiniz ya da alttan girerek de batabilirsiniz. Sık iğne yaptım. Tığıma doladığım sıradaki zincir yuvasına yine 4 tane pipirikli trabzan yapıyorum. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladığım aynı yere ikinci trabzan, 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, ipimi sündürmeyi unutmuşum. Aynı yere 3. trabzan, 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Aynı yere 4. trabzan, 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet. 3 4 tane yaptık gördüğünüz gibi. 4 tane yapınca buradaki fıstığın üzerindeki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına yine 4 tane trabzanlı pipirik yapacağım. 3 zincir. Evet, ipim dolaştı. Evet, tepesine başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde olacak kenarlar arkadaşlar. Böyle. Etek ucu bu şekilde olacak. Böyle bu şekilde etek ucunu yapalım. Buraya kadar gelelim. Buradan burada yaptığımız trabzanın üzerini yaptığımız gibi yapacağız. Sonra bu yan kısma geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle zaten göstereceğim. Buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi etek ucunu bu şekilde yaptım. Şöyle kenar bandına geldim. Buraya sık iğne yaptıktan sonra iki zincir. İlk trabzanın tepesine trabzan. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. 1 trabzan atladım. İkinciye trabzan. 3 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 trabzan atladım. İkinciye trabzan. 3 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Şöyle son olarak zincirin tepesine. Köşedeki zincirin tepesine trabzan. 3 zincir trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, burada bir şöyle bir zincir çekiyorum. Şu trabzanı battığım yere bakın. Buraya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Şöyle ipimizi de esnetmeyi unutmayalım. 2 zincir sık iğnenin tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. 1 zincir şöyle bakın buraya başına dolamadan batıyorum. 3 2 zincir çekelim. 3 zincir fazla geliyor. Sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum. Yan kısımları bu şekilde yapalım. 1 zincir şöyle trabzan batım yerine. Bakın buraya sık iğne yapıyorum. 2 zincir sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 zincir şöyle bakın trabzanın tepesine ya da batım yuvasına diyelim. 2 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 zincir trabzanı battığım yere sık iğne. 2 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Sık iğnenin tepesine. Yan kısımlar da bu şekilde olacak. Evet, 1 zincir. Sıradaki bakın. Batım yuvasına başına dolamadan batıyorum. 2 zincir. Sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum.
Evet, böyle isterseniz bir tane atlayıp ikinciye de batabilirsiniz. Arada iki zincir ya da bir zincir çekebilirsiniz. İki zincir de olur. Böyle sıkı dersiniz, çok sık dersiniz arkadaşlar. Size kalmış. Bu şekilde devam edelim. Buraya kadar gelelim. Burada da aynı şekilde şöyle şuradan göstereyim. Böyle bir zincir çekmiş. Üçüncüye batmış sanırım. Ya ikinciye, üçüncüye batarsınız. Nasıl denk geliyorsa. Bu şekilde yaparsınız yaka kısmını. Sonra devam edip ta ki başladığımız yere kadar gelelim arkadaşlar. Şöyle kol çevresinde trabzan yapmış. Şöyle şurada yaptığımız gibi arkadaşlar. Buranın üzerini yaptığımız gibi trabzanlı piperik yapılmış. Ama arada bir zincir çekmiş, üçüncüye batmış arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım kenarlarını. Bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu kısım böyle oldu. Yaka kısmı da bu şekilde oldu. Kol uçlarında yine sık iğne üzerine pipirik yaptım. Trabzan yapmadım arkadaşlar. Böyle daha güzel durdu. Böyle şöyle santim olarak da tekrar vermek istiyorum. Belki görmeyen olur videonun ortasında. Şöyle 16,5 santim en olarak 16,5 santim. Şöyle yukarıdan aşağıya kadar da 30 santim gördüğünüz gibi 30 santim. 6 ay 1,5 yaşa kadar olur. 3 aylık tombik bir bebekse 3 aylık da olur arkadaşlar. Şöyle şu kısmı da göstereyim. Şöyle 12,5 santim gördüğünüz gibi. Kol kısmı da 10 santim. Böyle. Şuradan itibaren de 10 santim diyelim. Evet, çok hoş, çok güzel. Buralarını işleme yapabilirsiniz ya da böyle sade de kullanabilirsiniz. Düğme, sarı düğmem yoktu, o yüzden dikmedim arkadaşlar. Siz dikersiniz. Artık şöyle modelimiz de gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Böyle. Elde yıkamanızı tavsiye ederim ama bir tane takipçi ben makineye de atıyorum diyor. Bir şey olmuyor diyor ama elde yıkarsanız daha dayanıklı, daha uzun süre kullanılabilir. Evet, arkadaşımın ördüğünü de göstermek istiyorum. Şöyle. Ben daha bir küçük yaptım arkadaşlar. Bu 2 3 3,5 yaşa kadar olur. Açık sarı kullanılmış bunda. Şöyle kol üstü de böyle bu şekilde. Ben kol üstüne 2 tane, arkaya da 4 tane çizgi şeklinde çalıştım. Bu şekilde de olabilir. Evet, gördüğünüz gibi işlemeleri var. Bu şekilde işleme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bir de ben Instagram'dan Ören Hanım Emine hesabım var arkadaşlar. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Profil resmim aynı. Facebook sayfamda Ören Hanım adında yine profil resmim aynı. Oradan da takip ederseniz mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.